Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Evet, biz Karabük Ağız Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Karabük ve bölgedeki diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kalitesini arttırmak için varız ve devam edeceğiz hizmetlerimize de. Evet, oral implantoloji diş hekimliğinin nitelikli işlemlerinden bir tanesi. Ben de bir çene cerrahisi doçentiyim ve on binlerce, yüz binlerce sayıda bu implant tedavilerini ben yaptım İstanbul'da görev alırken Çapa'da. Şimdi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yapılmayacak mı halkımız merak ediyor. Evet, yapılacak tabii ki. Ama biz nitelikli bir hizmet sunacağımız için, implant tedavisi bizim ağız diş çene cerrahisinin nitelikli bir hizmeti olduğu için tüm altyapısını tamamen dayanaklı bir şekilde doldurup sağlam temeller üstüne çıkıp hizmet sunmayı istiyoruz halkımıza. Çünkü benim ve ekibimin yöneticilik misyonunda bir hizmetin devamlılığı esas. Bir işleme başlayıp bu olmadı diye bırakmak ne bize ne bir Karabük halkına yakışır. O yüzden biz hep sağlam temellerle gidip bu işlemleri yapmak istiyoruz. Bu sağlam temellerden kastım da, şimdi ben çene cerrahisi olarak bir başhekimim. Bir ekip arkadaşım var, yine yardım doçent bir arkadaşım çene cerrahisinde. Ve bu işlemler daha çok olarak çene cerrahisi alanının işlemleri, implant tedavileri ve benim nazarımda daha çok çene cerrahları tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü implant bir cerrahi işlemdir ve her türlü komplikasyon doğurabilir. Çok ciddi komplikasyon doğuran vakalar da vardır bizim el attığımız, gördüğümüz komplikasyon olduğunda bizi ameliyatlarına çağrılan hastaneler de oldu. O yüzden bunları çok sağlam bir şekilde temeller atılarak gidilmesi lazım. Bu temellerden bir tanesine 3 boyutlu görüntülemedir. En son 2022'deki Avrupa Konsesyumu'nda hem çene cerrahları ve hem de oral radyologların ortak kararlarına göre implant tedavilerinde artık teşhis amaçlı sadece panoramik radyografi dediğimiz normal rutin her diş hastanesinde çekilen 2 boyutlu çekimler yapılır. Onlarla teşhis koyulur ama ameliyata girmeden önce mutlaka 3 boyutlu görüntüleme yapılması gerekir. Çünkü insan vücudu 3 boyutlu. Ve sterokörlük dediğimiz bir durum vardır bizim. İnsan gözündeki bir rahatsızlık. Nedir bu? İnsan gözü 3 boyutlu görmeyi kaybettiği zaman biz buna tıbben bu insanda sterokörlük var deriz. Yani insan gözü bile tabiaten 3 boyutlu görmek zorunda. Ve bir cerrah da ameliyat yapacağı bir bölgeyi 3 boyutlu görüntülemek zorundadır. En iyi ameliyatı ve komplikasyonsuz ameliyatı sunabilmek için. Biz bunun altyapısını sağladık mı? Evet, 1,5 sene önce hastanemize çok iyi bir çekimler yapan tomografi cihazını sağladık. Diğer altyapıları da sağlamaya devam ediyor muyuz? Evet, sağlamaya devam ediyoruz. Bunun için birazcık öğretim üyesi sayımıza ya da bakanlığa bağlı çene cerrahi sayımıza bir tık daha artış bekliyoruz. Ve arayış içerisindeyiz öğretim üyesi olarak da. Ve aynı zamanda da protetik diş tedavisi öğretim üyelerinin üst yapıların daha rahat yapabilmesi için, dinamiğini çok daha iyi sağlayabilmesi için uzman kadrolarıyla bu hizmeti sunmak için adım atıyoruz. Ve aynı zamanda bizim mevzuaten Türkiye'de sağlık sektörünü idame ettiren 3 kurumlar var biliyorsunuz. Kamu, özel ve üniversite. Biz afiliye bir protokol olarak kamu ve üniversite arasında Türkiye'deki 4 tane olan yerlerden bir tanesiyiz. Bazen mevzuatlara takıldığımız yerler olabiliyor. Bu mevzuatlarda biz bakanlığımızın nezdinde onların önderliğinde rahat rahat aşıyoruz. Ama ister istemez belli bir prosedür gerekiyor, belli bir süre gerekiyor bunlar için. Ama biz burada hizmet kalitesini, implant tedavilerinde hizmet kalitesini en iyi sunduğumuz zaman, biz bu işe hazırız dediğimiz zaman, ki bu da çok uzun bir vade gözükmüyor, bunu da halkımıza söyleyeyim, biz bu hizmeti açacağız. Çünkü bu hizmeti biz en tapta açtıktan sonra bu hizmet artık tap bir şekilde Karabük'te ve bölge halkına Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sağlanacak. Başarının en büyük temellerinden bir tanesi benim gözümde sabırdır. Sabır da zaman geçmesini beklemek değil, doğru zamanı beklemektir. Biz de Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hem yöneticisi hem de çene cerrahı olarak doğru zamanda tüm işlemleri tamamladığımızda biz bu hizmeti halkımıza açacağız. Bölge halkı da bizden bu implant tedaviler için faydalanacak.